hırsız tıraş. Şaka yapıyorum. Aa, bugün berbere gideyim, ufaktan toparlatayım ve artık saçıma biraz bakım yapıp sonra dikeceğim falan. Biraz kaldırayım artık. Biraz da önünü kaldırıyorum, öyle takılıyorum. Neyse dostlarım, bu videonun konusu antrenman sırasındaki pump etkisini nasıl ufak taktiklerle anlatabilirim size. Neden ufak taktiklerle diyorum? Dostlarım, antrenman sırasındaki pump etkisini benim şu anda göstereceğim ufak taktiklerle, yani antrenmandan 30 dakika 20 dakika öncesinde yapabileceğiniz ufak şeyleri göstereceğim ben size. Ama antrenmanda gerçek pump'ı, gerçek o sizin mutluluk veren duygu var ya, pump gerçekten insana mutluluk veriyor ve gerçek pump'ı hissetmek için gün içinde yaptığınız beslenme, glikojen depolarınız, aldığınız karbonhidrat kalitesi, karbonhidrat miktarı, aldığınız sodyum tuz miktarına göre değişir. Yani bunları sağlam bir şekilde almazsanız gerçek pump'ı yakalamanız çok zordur. Yakalayamazsınız yani. Şimdi ben size benim antrenmandan önce yaptığım birkaç tane taktik var. Bazen onu yaparım, bazen onu yaparım, bazen onu yaparım. Bu sefer size olandan bir tanesini göstereceğim. Ama benim kahve, kafein favorim. Size birkaç tane gösteriyorum. Kahveyi sürekli paylaşıyorum bu arada Instagram'da falan. Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Başka bir tane taktik göstereceğim. Çünkü herkesin vücuduna aynı şey etki etmeyebiliyor. Yani ben başka bir şey göstereceğim şimdi. Bunu denersiniz. Bu videoda ufak ufak başka bilgiler de olacak. Bunu denersiniz. Kendi pump'ınızı en çok hangisinde hissederseniz onu denemeye devam edersiniz. Ben şimdi size bugün antrenmana giderken nasıl bir kombin yapacağım, böyle nasıl bir pump kombini diyelim, bunu artık pump kombini diyelim, yapacağım, size öğreteceğim. Önce kendime şöyle bir tane bardak alayım dostlarım. Şöyle bildiğiniz bir tane benim su bardağım var. Bu su bardağın içine arginin, gördüğünüz gibi arginin, bu arginin bütün pre-workout ürünlerinin, bütün demeyeyim de yani çoğunun, %90'ının içindeki asıl madde arginindir. Arginin fena halde pump yapar. Arginin saf bir maddedir bu arada, aynı kreatin gibi. Tabi bunlara aroma falan katıldığında başka olur ama arginin kreatin gibi saf bir maddedir. Yani böyle atıyorum BCAA gibi veya amino asit gibi birçok vitaminin, mineralin bir araya gelmesi değildir. Birazcık arginin atacağım. Bunu açmam gerekiyor. Hemen şöyle açtım. Bu arada benim Nutriç arjininin, ama bunu tavsiye eder miyim? Yani tavsiye ederim. Neden tavsiye etmeyeyim? Fena değil. Bu bana hediye geldi. Buradan Ömer abiye teşekkür ediyorum. Ali Protein Ömer abi bana hediye etti. Bayağı bir supplement hediye etti bana. Teşekkür ediyorum ona. Buradan da o benden bir reklam falan beklememişti. Zaten ben asla reklam yapmıyorum biliyorsunuz. Parayla falan asla reklam yapan bir çocuk değilim. Sevdiğim insanları paylaşırım yani her zaman veya da söylerim. Buradan da Ömer abiye çok selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum ona. Şimdi önce su ekleyelim. Önce bardağıma birazcık su ekleyeyim. Bu arada bunun içinde soda var. Ben bunu size tavsiye etmiyorum. Büyük ihtimal sevmezsiniz. Ben su şişemin içine bir tane soda döküyorum ama bunu gerçekten tavsiye etmem. Kötü oluyor yani, suyun tadı kaçıyor, böyle çok değişik bir aroması oluyor. Ama benim artık ağız tadım yok, anladın mı? Ben artık her şeyi yiyorum yani. O yüzden suyun içine soda kaptığım zaman hiç böyle dikkatimi falan çekmiyor ama sizin çok beğendiğinizi zannetmiyorum, açık söyleyeyim. Bu sodalı, yani gün içinde pump için yani vücudunuza giren vitaminleri geçtim. Sodada daha çok mineral vardır. Mineraller de çok önemlidir. Bu sodalı su ama dediğim gibi siz sakın soda dökmeyin. Biliyorum tadını sevmezsiniz. Birazcık su koyuyorum bardağıma. Şöyle birazcık su koydum. Normalde bakın bir tane dolu ölçeğim var. Bir dolu ölçeğim koydum. Normalde şurada bir tane çizgi var. Gördüğünüz gibi bakın. Nereden netlerse eğer göreceksiniz ama net diyemiyor. Neyse, bütün ölçeklerde bir çizgi olur dostlarım. Bu çizgiye kadar konulur ama ben bir tane tam koyuyorum ve şöyle içinde daha çok belli oluyor bakın aslında. Netlese göreceksiniz ama göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi yarım daha arginin koydum. Bir tane de yarım arginin koydum ve bunu
İyice çalkalayalım. Çalkalayalım. Karıştıralım yani. Burada bir tane arjinin var. Şimdi videonun ilk başında ben bir şey anlatmaya başladım size. Vücudunuzda gerçekten sabah saatlerinde aldığınız, yani sabah saatlerinde dedim antrenmandan önce almanız gereken karbonhidratlar vücudunuzda yoksa, yani glikojen depolarınız boşsa eğer, yani yeterince dolu değilse gerçekten pump'ı yakalamanız zor olur. Çünkü antrenman sırasındaki asıl pump'ı size hissettirecek olan gün içinde aldığınız su, sodyum ve karbonhidrat, bu üçü olarak düşünebilirsiniz. Üçüne de birer tane örnek vereyim. Ya bunlar ne? Sen sürekli bilimsel konuşuyorsun falan. Ya bilimsel isimlerle konuşuyorsun diyebilirsiniz. Ama bunlar aslında duyduğunuz için ben geçiştiriyorum, ama üçüne de birer tane örnek verelim. Karbonhidrat, kompleks, güzel, kaliteli bir karbonhidrat örnek verelim. Pirinç. Herkesin bildiği klasik bir şey. Pirinç, patates, makarnayı çok tavsiye etmiyorum ama makarna. Sodyum. Sododa da yani güzel derecede sodyum vardır ama direkt kaya tuzu öneriyorum ben. Kaya tuzu, sodyum. Başka ne dedim? Pump yapmak için sodyum dedim, karbonhidrat dedim ve su. Suyun herhangi bir bilimsel özelliği yok diye direkt isim. Su da çok önemli. Bu üçü çok önemli pump için. Eğer yeterince su içmediyseniz, karbonhidrat almadıysanız ve yeterince vitamin ve mineraliniz yoksa pump olamazsınız. Ben sadece size ufak bir yöntemimi söylüyorum. Bu da tabii ki faydası olur. Vücudunuzda bunlar yoksa, beslemeyi tam olarak yapamıyorsanız bunun da faydasını görürsünüz. Yani sürekli yapmıyorsanız beslenmeyi, hiç pump yakalayamıyorsunuz demektir. Eğer bunu bir kere yaparsanız bir tık daha pump hissedeceksiniz demektir. Tabii ki de bu size fazla pump gibi gelecektir. Ama bir gün gerçekten beslenmeyi güzel yaparsanız o zaman çok daha farklı bir pump hissedersiniz. Ve dostlarım yanımda şöyle yaklaşık 2 gram kadar, yani 2.5 kadar kaju var. Ben cevizde denedim, bademde denedim, fındıkta denedim, kajuda denedim. Genelde çok kişide cevizin daha çok böyle bir şeyler hissettirdiğini duydum. Ama ben kajuda daha çok bir şeyler hissediyorum. Daha böyle bir pump hissediyorum. Velhasıl kaliteli bir yağ almanız gerekiyor antrenmandan 20 dakika önce falan. Ama sakın kajuları ağzınıza doldurmayın. Veya cevizi veya herhangi bir kaliteli yağ ağzınıza doldurmayın. Bu sırada vücut onları öğütmek için, yani mideye kan pompalarken antrenmana odaklanamaz vücut. Eğer fazla yerseniz vücut onları öğütmeye çalışırken antrenmana odaklanamaz. O yüzden fazla değil. Sadece çok az yiyeceksiniz. Sadece içindeki yağı birazcık vücudu hissedecek. Sadece bunu istiyoruz yani. Ağzınıza fazla atarsanız dediğim gibi midede kan toplanır. Dolayısıyla antrenmanda yakalayacağınız pump'ı, atıyorum göğüs çalışıyorsunuz, göğüste yakalayacağınız pump'a gidecek olan kanlar midenizde toplanır. Dolayısıyla göğsünüzdeki veya herhangi bir yerinizdeki yerde kan toplanmaz. Bence anlatabildim gayet güzel. Yani bunu şu şekilde açıklayayım ya. O kadar zincirleme bir olay içindeyiz ki, vücut geliştirme o kadar zincirleme ki. Oradan ona bağlanıyoruz, oradan ona bağlanıyoruz, oradan oraya bağlanıyoruz. Her şey birbirine bağlanıyor. Biz yemek yediğimiz zaman mide kanla birlikte besinleri kana karıştırır ve dağıtır vücutta diyeyim. Ve siz fazla yemek, yani fazla kaju yerseniz bu kan midede toplanır. Siz bu sırada antrenmana giderseniz antrenman yaptığınız bölgeye yeterli kanı gönderemezsiniz. Çünkü kan o sırada besinlerle uğraşıyor ve midede. Güzel bir şekilde açıkladım ben de. Bence. Şimdi birazcık kaju yiyeyim ben. Dediğim gibi ben kajudan hoşlanıyorum. Kajudan hoşlanıyorum. Kajuya aşığım. Kaju, arjinin ve yaklaşık 1 gram kadar kaya tuzu. Bu videonun olayı aslında bu. Ama çok bilgili bir video oldu. Kajuları ağzıma attım. Bunların bir sıralaması falan yok bu arada. Şurada benim kaya tuzu kabım var. Burada çok fazla var yalnız. Şöyle şu kadarını alacağım, yani bir tutam.
Şöyle şu kadar kaya tozunu alacağım. Ve ağzıma atıp ajinimi içeceğim. Unutmayın, antrenman sırasında içeceğiniz su da size pump yapar. Su 2 hidrojen, 1 oksijendir ve pump yapar. Unutmayın. Güzel bir doldu. Ben birazdan antrenmana gideceğim. 20 dakika sonra size bir video çekeyim dedim. Ağzımda tuz kalmış. Bu videoyla ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım açıklama kısmında yazıyor. Abone olmayı, video like atmayı da unutmayın. Bunları söylemeyi çok istemiyorum. Ben videolarda böyle söyleyen insanlara like dilencisi diyordum. Ama maalesef bunu söylemek gerekiyormuş. Bunun en önemli örneği yaptığım canlı yayınlarda görebilirsiniz. Yayında 100 kişi var, 15 tane like var. Diyorum çocuklara, çocuklar lütfen like atar mısınız diyorum. Tık 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 tık. Like'lar 80 like oluyor falan. Buna bağlı olarak izleyenler artıyor falan. Yani velhasıl bunu söylemek lazımmış. Çünkü unutuyorsunuz. Tamam. Like attınız şu an. Abone oldunuz. Çok iyi bakın kendinize. Diğer videomda görüşürüz. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum olarak yazın. Ben de çekerim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz.